Kistler ve miyomlar tedavi edilir dediniz. Tedavi şekilleri nedir? İlaçla mı, girişimsel müdahalelerle mi? Evet. Şimdi önce kistlerden bahsedeyim. Şimdi kist, bu arada o ayrımı da yapalım. Bazen hastam diyor ki, geliyor benim kistim var. Kist yok, miyom var aslında. Evet. Kist yumurtalıkta olur, sağ veya sol. Tamam. Miyom rahimde oluşan bir kitledir. İkisinin farkı, tedavileri de farklı. Kistler şekillerine göre tedavi edilir. Polikistiko verse ilaçla tedavi. Evet. Çikolata kisti ise genellikle ameliyatla. Hı-hı. Çünkü ilaç versek de ancak süreci biraz geciktiriyoruz. Şikayetlerini azaltıyoruz. Genellikle ameliyat. Miyomsa cerrahi tedaviyle çıkarıyoruz. Ama her miyomu çıkarıyor muyuz? Şimdi 3 kadından bir tanesinde miyom var dedik. Herkes ameliyat mı ediyoruz? Hayır. Evet. Miyomların yeri çok önemli. Çünkü rahimin 3 tabakası var. Ortası, içi ve dışı. En iç tabakada olan mercimek tanesi gibi bir miyom ya da fındık gibi bir miyom kanama yapıp ameliyat gerektirirken, en dış tabakasında voleybol topu gibi olan kocaman bir miyomu ameliyat etmeden takipte edebiliyoruz. Evet, tamamen kişinin şikayetlerine bağlı. Ve hani böyle hızlı hızlı konuşuyoruz ekran karşısında, hep süremiz kısıtlı olduğu için, ama ayrıca her miyom ameliyat edilmez. Bir de menopoza girdikten sonra miyomlar kendiliğinden küçülür. Gebelikte de hormonlarla birlikte miyomlar büyür. Gebe kalmadan miyomunuzun temizlenmesini genellikle büyükse tavsiye ediyorum. Peki bilmiyorsa miyomu olduğunu ve hamile kaldıysa ve gebelikle ve hormonlarla bu miyomlar büyüyorsa ne hale gelir? Bebek için bir tehlike oluşturur mu? Evet. Aa, çok güzel bir şey değindiniz Ebru Hanımcığım. Şimdi böyle de çok hastamız var. Hatta yakın bir zamanda böyle bir doğum yaptırdım ben. Miyom evet yerinde eğer küçükse kas tabakasında ya da dışarıda. Yani bebek çünkü en iç tabakada oluşuyor. Bebeğin olduğu yerde ise riskimiz biraz daha büyük. Orta tabakada ya da dış tabakada ise riskler azalıyor, ama miyomla birlikte büyüyor. Başlangıçta kaç santim? Diyelim ki 4 santimde 8 santime ulaşıyor. Miyom da bebekle birlikte büyüdüğü için yerine göre bir, ilk 3 ayda düşük riski yaratıyor. Düşecek demek değil bu, risk yaratıyor. Bir risk yaratıyor. Ondan sonra 6. aydan sonra da çok büyüdüğü için genellikle erken doğum riski yaratıyor. Ne yapıyoruz bu hastalarımıza? Riskli gebelik diyoruz. Kesinlikle alınması gerekmiyorsa ki genellikle gebeliğin takibini istiyoruz biz. Hani devamın için her şeyi yapıyoruz. Sonlandırmak istemiyoruz. Genellikle istirahatle geçiyor bu hastalarımızın gebeleri, ama oluyor bir şekilde. Doğumda, normal doğumda zaten yapılamaz. Sezaryanda miyom alınır mı? Herkes soruyor. Sezaryana yapalım, miyomumuzu alın. Evet. Çok büyüdüğü için miyom kanlanması çok fazla oluyor. Tabii. O dönemde almak istemiyoruz. Tabii. Sezaryen bitsin, 40 gün geçsin, 2 ay geçsin, miyom gerçek büyüklüğüne insin. Tabii. Ondan sonra şikayete göre alıyoruz. Hormonlar bir kendine gelsin. Aynen, ondan 40 sonra. Günden sonra her şeyimiz normale dönsün. Yani vücutta aslında var olan kistler bir şekilde hamilelik döneminde o hormonların aktifleşmesiyle büyüyorlar. O zamanki aslında yapılan ölçümler çok da gerçekçi olmayabilir. Dolayısıyla başka araştırmalara da yönelebilir insan, değil mi? Bir panikle bir anda eyvah kistlerim büyüdü, ne oldu diye. Dolayısıyla bu önemli bir süreç. Ne kadar süre sonra o kistlerin kontrol yapılmalı diyorsunuz? Gebelik sırasında mı? Sonrasında, yoksa gebelik sonrasında. Doğumdan sonra 40 gün. Kesinlikle 40 gün. En az 40 gün. En az 40 gün. Çünkü hep 40 diyoruz ya, loğusalık dönemi. Evet. Gerçekten o gebelikte birden çok yükselen hormonlarımız, böyle bizi şaşırtan, bizi biraz sıkıntıya sokan, delirten diyeyim. Onlar 40 gün sonra normal olabildiğince normale dönüyor. Evet. Rahimimiz toparlanıyor, yumurtalıklar toparlanıyor. Gerçek bir kist varsa, dermoid kist, çikolata kisti gibi, yumurtalıkta duruyor. Miyom da varsa o da duruyor. Ama 40 günden sonra bakıyoruz boyutlarına, ona göre tedavi şekillendiriyoruz. Evet. Ama yine de bebek dışında, çocuk planı dışında da bir kadının mutlaka bu kistleri kontrol etmesi lazım. Zaten bunu fark ederler diyorsunuz. Evet. Bunu da kendini en çok belli ettiği nokta düzensizlikler. Yani adet Kesinlikle. Düzensizlikleri. Peki efendim, şimdi...